Ve güvenlik önlemlerinde ekstra bir artırım olacak ancak Burada yetkililerin şuna çok dikkat etmesi lazım, özellikle oy kullanma mahallelerinde, seçim sandıklarının bulunduğu sınıflarda okulların içinde güvenlik görevlilerinin fazlasıyla mevcudiyeti seçmeni rahatsız edecektir. Ayrıca uluslararası gözlem misyonları açısından da e, sanki güvenlik e, görevlilerinin eşliğinde nezaretinde yapılmış bir seçim havası verecektir ki bu gerçekten Türk demokrasinin hak etmediği e, bir şey haline gelir. Türkiye'de seçimler daha dün başlamış değil. Türkiye bundan tam 139 yıl önce ilk seçimlerini yaptı. Meclisi Mevusan ve birinci Meşrutiyet seçimlerini ve o zamandan bu zamana aralıklarla da olsa Türkiye'de bir seçim kültürü oluştu. Türkiye'deki bu 140 yıllık demokrasi ve seçim kültürünü öyle birkaç saldırıyla veya birkaç bölgedeki güvenlik meseleleri bahan edilerek ortadan kaldırmak veya yok saymak çok da mümkün değil. O yüzden Türk demokrasisi aslında çoğu zaman acımasızca eleştiriliyor. Ancak özellikle seçimlerin şeffaflığı, güvenirliği ve uzun vadeye yayılmış tecrübenin getirmiş olduğu düzenlemeler sayesinde Türk seçimleri çoğu zaman hem uluslararası gözlemciler hem de ulusal gözlemciler tarafından şeffaf ve adil seçimler olarak nitelendirilir. Aslında Türkiye'de özellikle bu seçimde, ancak uzun bir süredir olan sadece siyasi partilerin gözlem misyonları değil sivil toplumun da çok ciddi bir gözlem misyonunun geliştiğini görüyoruz. O yüzden seçimin güvenliği konusundaki endişeleri ben çok yerli bulmuyorum. Seçimlerin ertelenmesini gerektirecek hususlar savaş hali dışında Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir başka yerinde ortaya çıkması çok çok zordur. Yani takvimlendirilmiş bir seçimi iptal etmek, ertelemek gerçekten bir demokratik ülke için utanç vesilesidir. Demokrasinin hatta ve hatta devlet erkinin sorgulanacağı bir noktaya getirir ki bizim literatürde failed state dediğimiz yani artık bütün ana kurumlarıyla işlevini yitirmiş ve görev göremez hale gelmiş devletler belki bunu yapabilirler. Ancak Türkiye'de artık takvimlendirilmiş ve artık çok hızlı bir şekilde sona doğru ilerleyen bir seçimlerin bir bahaneyle büyük bir terör saldırısı olsa dahi iptali veya ileri bir tarihe tehir edilmesi Türk demokrasisi açısından çok büyük bir yara olarak nitelenecektir.